Bu haberi ilk gördüğümde baya bir şaşırdım açıkçası ama daha sonrasında Emrah abimizin açıklamasını gördüğümde... Gülmeyin bu durum gerçek. Konumuzu muhtemelen bir yerlerden duymuşsunuzdur zaten ama ilk defa duyuyorsanız eğer hemen şöyle bir özetleyeyim. Biliyorsunuz ki Emrah abimizin de oynadığı bir tane McDonald's reklamı var. Şu meşhur arabanı çiziyorlar reklamı. Onun bir de montajlı hali var çok gerçekçi olduğunun ben de farkındayım. 7-8 sene öncesinde yapılan bu montaja Emrah abimiz yeni dava açmış. Evet bu bana bir kere mantıksız geliyor zaten. Tamam yapılan montajdan rahatsız olmuş olabilirsin. Sonuçta burada adama bir küfür var. Yani burada kendisinin açısından baktığımız zaman gayet de haklı. Kaldırılmasını isteyebilir. Fakat bu 8 sene sonra mı aklına geldi? Yaptığı şey bence çok mantıksız. Zaten insanlar yavaş yavaş bu olayı unutmuştu. Şimdi bir anda bu şekilde bu montajlı videolara dava açarak tekrardan bu olayı gündem yapmış oldu. Oldu aslında. Ve zaten şu anda videonun yorumlarına baktığımız zaman da artık güncel yorumlar gelmeye başlıyor. İşin garip bir kısmı aslında şurada. Kendisinin açtığı bu dava sayesinde, yapmaya çalıştığı erişim engeli sayesinde bu video aslında daha da fazla kişiye ulaştı. İnternetin en korkutucu gerçeklerinden biridir. Bir video internete düştüğü zaman ve ünlendiği zaman asla ve asla o videoyu internetten kaldıramazsın. Bunu bir kere senin aklından çıkarman gerekiyor. İnternete düşen bir şey asla oradan kaldırılamaz. Bu videodan rahat olması çok normal eyvallah. Ama bunu sanki montaj çıktığı zamanlarda yapsaymış çok daha mantıklı olurmuş diye düşünüyorum. E haliyle 8 sene geçti ve herkese yayılmış bir video bu artık. İnternet ortamından silseniz bile bizim hafızamızdan bu videoyu silemezsiniz. Adam bu videonun kaldırılmasını istemekte haklı. Çünkü kendisine burada büyük bir hakaret var. Ama benim duyar kasıp insanlara şirin gözükmekten ne kadar nefret ettiğimi de zaten biliyorsunuz. O yüzden delikanlı gibi şunu söyleyeceğim. Bu videoya güldüm mü? Çok güldüm. Ki hala gülüyorum yani bir şey değişmedi. Bir de benim şöyle bir düşüncem de vardır. Muhtemelen bunları size anlattığımda siz de bana hak vereceksiniz ki bir kariyer yapmaya başladığınız zaman bunun ilerisini de düşünmeniz şart. Peki ben burada ne anlatmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Mesela Delimine. Türkiye'de yaşayan insanların birçoğu Delimine'yi futbol maçında sahaya atlayan adam diye tanıyor. Neden? Çünkü tamam Delimine daha öncesinde de ünlüydü. Fakat bu olayla patladı. İnsanlar Nampia'yı sadece bacak gösterip ünlü olmasıyla tanıyor ki zaten öyle oldu. Ve insanlar dışarıdan Nampia'yı gördüğü zaman aa bu bacak üstünden izlenen kadın değil mi ya diyebilir. Çünkü bu ablamız kendi kariyerini bu şekilde çizdi. Yani işin aslı şu. Sen kalkıp da atıyorum YouTube'da eğer Hagi Vagi beni bana tecavüz etti diye videolar paylaşırsan insanlar da seni Hagi tecavüz ettiği adam olarak tanır. Ve bunu senin yüzüne karşı söyledikleri zaman senin onlara karşı bir şey söyleme hakkın olmaz. Çünkü sen kendini insanlara bu şekilde tanıttın. Bu yolu sen kendin seçtin. Kimse senin kafana silah dayamadı. Bu şekilde kendine bir kariyer yaptın Gülü sevdiğin gibi dikenine de katlanmak zorundasın. Hassas ve dava sürecinde olan bir konu olduğu için birazcık dolaylı yollarla örnek vermeye çalışım ama mutlaka demek istediğimi anlamışsınızdır. Özetle Emre abi'mize şunu söylemek istiyorum. İnsanlar seni şu an nasıl tanıyorsa, sana nasıl hitap ediyorlarsa bu filmler yüzünden hitap ediyorlar. Ve dediğim gibi kimse senin kafana silah dayamadı, kimse sana bunları zorla yaptırmadı. Sen bu kariyeri kendin çizdin ve insanlar seni bu şekilde tanıdı. Yapılan mizahların ağır olduğunun ben de farkındayım ama emin ol sen böyle bir reklamda oynamam oynamamış olsaydın, geçmişe rağmen diyorum bak böyle bir reklamda oynamamış olsaydın insanlar bu mizah senin üstünde yapmazlardı. Ama dediğim gibi bu sadece onun için geçerli bir kural da değil. Bu hepimiz için geçerli bir kural. Kendi çizdiğimiz kariyerden ilerleyen zamanlarda utanacaksak eğer hiç kariyer yapmayalım daha iyi. Eğer insanlar tarafından daha farklı şekillerde anılmak istiyorsanız yolunuzu da ona göre çizmeniz lazım. Evet benim düşüncelerim bu kadardı. Kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.